Merhaba. Yüksek dereceden türevler nedir? Bunlar hakkında biraz konuşalım. Bu sadece birinci derece olmayan türevlerdir bunlar. Şimdi biz normalde bir tane f fonksiyonumuz varsa bunun türevini alırız ve ne yazarız buna? Genel kullanımla, gösterimle f üssü yazarız. Yani bu aslında bizim birinci türev. Eğer şunu yaparsak bakın türev almaya devam edersek yine f üssünün türevini alırsak bu sefer ne yapmış olacağız? F üssünün türevini almış olacağız ve biz bunu şöyle göstereceğiz bakın f2 üssü diyerekten. Yani bu bizim f'in ikinci türevi olacak. Devam etsek türev almaya f2 üssünün bir daha türevini alacağız artık. O zaman ne olacak bu? F3 üssü olacak. Devam etsek türev almaya artık üçüncü kez türevi alınmış olan f'in türevini alacağız. Ve biz bunu böyle üzerinde parantez içerisinde gösteririz. Ya böyle gösteririz ya da istersek f üzeri böyle 4 diye gösteririz parantez içerisinde. Çünkü kuvvetle karışsın istemeyiz. İşte dördüncü türev, beşinci türev bu şekilde buradan devam edersek. O zaman burasını da böyle devam ettiğimizi düşünelim. F üzeri 5, sonra f üzeri 6 gibi. Şimdi bunların tabii değişik gösterimleri de var. Onlardan da biraz bahsedeyim. Mesela dy bölü dx bizim y üssü. O da eşittir f üssü x. Ya da isterseniz böyle de yazayım. Bazen de böyle gösteriyoruz ya. D bölü dx fx. Bütün bunların hepsi bizim için birinci türev. Eğer şöyle yazarsan bakın biraz garip bunun yazılımı. D kare y bölü dx kare. O zaman bunun anlamı ikinci türev. Yani f2 üssü x. Yani aslında ne yapıyoruz? D bölü dx'ini alıyoruz. Neyin? D bölü dx'ini aldığımız fx'in. Bu türevle falan pek çok insan uğraştığı için her biri kendisine göre farklı farklı gösterimler geliştirmiş. Bu da bizim için ikinci türev. O zaman böyle devam edersem genel olarak diyelim n'inci türev nasıl yazılacak? Aynı şekilde d üzeri n y bölü dx üzeri n yani y üzeri böyle parantez içerisinde n ya da f üzeri yine parantez içerisinde nx ya da d üzeri n bölü dx üzeri n fx. Bu da bizim için n'inci türev. Defalarca türev almak her birisi işte her bir adım bizim için ikinci türev, beşinci türev, 10.000. türev her neyse böyle bir şey. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Fx görüyorsunuz böyle bir polinom. Bu fonksiyonun bütün türevlerini bulun diyor. Tamam, o zaman başlayalım birinci türevden. F üssü x. Ne olur bu? 20x küp eksi 6x kare artı 2x eksi 4. Bu bizim için birinci türev. Bir daha türev alalım. İkinci türevde ne yapacağız? Türevini aldığımızın türevini alacağız. Yani kaç olacak? 60x kare eksi 12x artı 2. Üçüncü türevi alalım. Ne olur? 120x eksi 12 ve dördüncü türev o da 120 gelir. Beşinci türeve bakalım. 120 sabit olduğu için türevi 0. Ama ondan sonra bu 0 olduğu için buradan sonra alacağım bütün türevler yani istediğiniz kadar türev alın hepsi 0 olacak. Dolayısıyla burada şunu söyleyebiliriz. N'inci dereceden türevi bizim fx fonksiyonunun 0'dır. Her n büyük eşittir 5 için. Y eşittir ax üzeri 4 artı bx küp artı c. Burada a, b, c sabitler demiş. İlki nedir sorduğu d üzeri 3y bölü dx küp. Yani y'nin 3. dereceden türevini istiyor. Ama bir de burada bakın aşağıda küçük x eşittir 1 demiş. Bunun anlamı y'nin 3. türevini alıp x yerine 1 koyarız. O zaman 3. türeve kadar yapalım. Y üssü yani şöyle de göstereyim hani gösterimi öyle kullanmış ya dy bölü dx diyelim ilk türev. 4ax küp artı 3bx kare. C gitti sabit olduğu için. Şimdi y2 üssü yani d kare y bölü dx kare eşittir. Ne olacak? 4a ile 3'ü çarparsak 12ax kare
artı 6bx. Şimdi üçüncü türev, yani d küp y bölü dx küp gösterimi 24ax artı 6b. Tamam, şimdi ne yapacağız burada? X gördüğümüz yere 1 koyacağız. O zaman şunu da yapalım şimdi. Y üzeri 3 nerede? 1'de. Veya d küp y bölü dx küp, şöyle bir çizgi çekiyoruz. X eşittir 1. Bu ne olacak bizim için? Eşittir 24a çarpı x gördüğümüz yere 1 yazdık artı 6b. Yani bu da eşittir 24a artı 6b. Budur. Şimdi ikinciye dönelim. Bu sefer ne diyor? Dördüncü dereceden türevi alın, x eşittir 1'i koyun diyor. Biz üçüncü dereceden türeve kadar geldik değil mi? Şu bizim üçüncü dereceden türev, bakın. O zaman şimdi bunun için, yani d üzeri 4 y bölü dx üzeri 4'ü bulalım önce. 24ax artı 6b'nin türevini alacağım. Yani 24a kalacak. Çünkü buradaki 6b sabit. Ama zaten bakın şimdi bu türevden sonra burada 24a, bu da sabit. Bu bir sabit sayı. Yani bunun anlamı ne? X eşittir 1 koyabileceğimiz x yok. Peki o zaman ne yapacağız? X koyamıyoruz diye bu yanlış falan mı diyeceğiz? Hayır. Bu işte bizim aynı zamanda o zaman d üzeri 4 y bölü dx üzeri 4 neredeki x eşittir 1'deki ya da x eşittir herhangi bir reel sayıdaki sonuç. Çünkü burada koyabileceğiniz, x yerine koyabileceğiniz bir şey olmadığına göre 24a her tür x için geçerlidir diyebilirsiniz. Evet, bakalım şimdi bu örneğimiz ne diyor? Eğer x sıfırdan farklıysa y eşittir 1 bölü x'in bu denklemi sağladığını gösteriniz diyor. Bir kere bakın burada ikinci dereceden y demiş. Yani ikinci dereceden y'nin türevi demiş. Burada birinci dereceden y'nin türevi demiş. İşte böyle şeylere biz bir diferansiyel denklem diyeceğiz. Şimdi ne yapmamız lazım? Tabii ki bizim bu y üssünü ve y2 üssünü bulmamız lazım. Öncelikle y üssü, bu 1 bölü x'in türevini ezbere bilmek iyi olur demiştim daha önceden de. Eksi 1 bölü x karedir. Y2 üssü dediğimizde ne yapacağız? Tabii ki eksi 1 bölü x karenin bir daha türevini alacağız. Yani payın türevi çarpı payda x kare eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. Her zaman söylüyorum, böyle ağır ağır önce şablon şeklinde çözmek en ideali. Çünkü zaman sorununuz olmayacak üniversitedeki derslerde, sınavlarda. Bu ne olur şimdi? 0 çarpı x kare eksi 2x çarpı eksi 1 bölü x üzeri 4. Yani bu 0 da burayı götürecek. Burada ne kalır? Eksi 2x, eksi 1 ile çarpıldı. 2x bölü x üzeri 4. X'ler de sadeleşirse 2 bölü x küp kalır bize. Evet, şimdi artık y üssünü biliyoruz, y2 üssünü biliyoruz. Ne yapacağız? Buradaki bu denklemde yerine koyacağız. X küp çarpı y2 üssü diyor. Onu ne bulduk? 2 bölü x küp. Artı x kare çarpı y üssü diyor. Y üssü de eksi 1 bölü x kare. Eksi x çarpı, burayı y olarak bırakmayacağım. Bakın her şey burada x'e dönüşüyor. O zaman y de neydi? 1 bölü x'ti. Buradaki y yerine de 1 bölü x yazacağım. Eşittir 0 demiyorum bakın. Bunun sonucu 0 olacak. Onu göreceğim zaten. Şimdi burada x küpler gitti. Burada x kareler gitti. Burada da x'ler gitti. Ne güzel. Bakın ne kaldı? Bu da eşittir. Burada 2 kaldı. Artı burada eksi 1 kaldı. Ve burada bir tane daha eksi 1 kaldı. Sonuç 2 eksi 2 yani 0. İşte gösterdik bu denklemi sağladığını. Bitti. Bakalım şimdi bu örneğe. Fx eşittir 1 bölü x ise f'in n'inci dereceden türevi için bir formül geliştiriniz. Bunlar, yani bu tarz bu n'inci dereceye ulaşma ya da genel formu bulma işlerinde hep
biz fonksiyonun bu türevinin nasıl değiştiğini fark etmeye çalışacağız. Yani türevleri alacağız. Birinci türev, ikinci türev, üçüncü türev, dördüncü türev, gerekirse birkaç basamak daha. Ve bunun böyle bir belirli bir formülatik diyeyim, formülatik bir değişim gösterir burada türev. Ve biz o değişimin altında yatan kuralı bulmaya çalışırız. Bakın şimdi ne demek istediğimi şöyle göstereceğim. Şimdi öncelikle türevleri alacağız. F üssü x. Buna dedik x'i 1 bölü x kare zaten. Sonra f ikinci türev x. Bu ne olur? Bu da hemen size yazayım artık türevlerle uzun uzun uğraşmadan. Eksi 1 çarpı eksi 2 x üzeri eksi 3 gelir. Ki bunu da hesap edersek 2 x üzeri eksi 3. Bakın bunu da böyle yazayım yukarıdakinde. Bu da eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2. Üçüncü türeve geçelim. Bakalım bu nasıl çıkıyor. Bu da şöyle çıkıyor. 2 çarpı eksi 3 x üzeri eksi 4. Yine çarparsam eksi 6 x üzeri eksi 4. Bakın bir şeyler çıkmaya başladı. Mesela x'in kuvvetleri eksili şekilde böyle değişiyor. Eksi 2, eksi 3, eksi 4 diyerekten küçülüyor. Bakalım o zaman buradan dördüncü türevde x üzeri eksi 5 gelmesi lazım. Öyle mi gelecek? Baktık dördüncü türeve. O da eksi 6, eksi 4, x üzeri eksi 5 geldi. Yani ne yapıyorum? İşte üçüncü türevden dördüncü türeve geçerken üçüncü türevin bir daha türevini alarak buraya geliyorum. O yüzden de ayrıntıları artık yazmıyorum. Burası 24 x üzeri eksi 5 gerçekten. Şimdi bu şekilde gidecek ama bence ne yapacağını bize söyledi artık. Bakın şimdi bir kere şurada ilkinde başlarken eksiyle başlamış. Sonra artı 2 olmuş bakın artı olmuş. Sonra eksi tekrar. Sonra artı tekrar bakın artı 24. Yani ne yapıyor? Eksi artı eksi artı diye gidiyor. Bu şekilde gitmeye devam edecek. Biz buna matematikte alterne ediyor deriz. İngilizcesi alternating bunun. Yani bir artı oluyor bir eksi oluyor dediğimiz şey. Peki bu katsayılar ne? Bakın eksi 1. 2, sonra eksi 6, sonra 24. Bunlar genellikle bu tarz işlerde faktöriyeldirler. Yani bakın şimdi ben buradaki 2'yi nasıl yazabilirim? 2 çarpı 1 diye yazarım. Yani bu 2 faktöriyel. Şurası bu eksisini başta tutarsak yani bunu eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2 dersek bu sefer bu 1 yerine ne yaparım ben? Bu direkt olarak 1 kaldığı için aslında 1 faktöriyelle aynı şey. Peki bu eksi 6'nın 6'sı ne olacak? Bu 6 da aslında 3 çarpı 2 yani 3 faktöriyel. O zaman 24 de 4 faktöriyel mi bakalım? 4 çarpı 3 çarpı 2 olması lazım 4 faktöriyel için. Yani 12 çarpı 2, 24. Evet gerçekten de bu da 4 faktöriyelmiş. Bakın birinci türev. 1 faktöriyel, 2. türev 2 faktöriyel, 3. türev 3 faktöriyel, 4. türev 4 faktöriyel. Bu şekilde gidiyorsa o zaman şimdi buradan bir tane biz kural yazmak istesek n'inci dereceden türev kuralı. Bu eksi artı eksi artı diye gidiyorsa eğer biz buna şöyle deriz. Eksi 1 üzeri n. Tabii duruma göre mesela eksiyle başladı, birinciyle başladı, n 1 olacak, eksi 1 üzeri 1'den eksi olacak. Burada gerçekten de eksiyle başladı. Eğer artıyla başlasaydı, bunu ben ne yapacaktım? İşte n değil de n artı 1 falan yapacaktım. Hani bir atlasın artıya geçsin, ondan sonra düzenli olarak gitsin diye. Ama burada sorun yok, bakın. Birincide eksi 1 üzeri 1 eksi, ikincide eksi 1 üzeri 2 artı, üçüncü eksi olacak yine eksi 1 üzeri 3 eksi çünkü dördüncü artı böyle gidiyor. Bu tamam. Sonra bir de x üzerinde ne diyeceğiz? Bakın birincide eksi 2, ikincide eksi 3, üçüncüde eksi 4. Dördüncüde eksi 5. Yani bir fazla gidiyor ama başına eksi alıyor. O zaman
n birebir bununla eşleşiyorsa, bir fazla gideceksem ve başında da eksi olacaksa, eksi n artı 1 olacak. Ve direkt olarak geldik şimdi neye? Başındaki katsayıya. 2'deyken 2 faktöriyel, 3'te 3 faktöriyel, 4'te 4 faktöriyel. O zaman bu da demektir ki çarpı buraya n faktöriyel gelecek. İşte bu. Yani düzgün olarak yazmak istersek daha da eksi 1 üzeri n çarpı n faktöriyel x üzeri eksi n artı 1 bizim formül. Burada hangisini koyarsanız koyun işte 648. türev dediğinizde buradaki n yerine 648 yazdığınızda gerçekten de doğru türevi bulmuş olacaksınız böylelikle. Bu tarz sorular bu yüksek dereceden türevler kısmında en çok sorulanlardır. Özellikle trigonometrik olanlar. Bu örnekleri kalkülüs kitaplarını tarayarak baktım. Alıştırmaların içerisinden enteresan olanları bulup yazıyorum. Mesela bu da hoş bir soru bana göre. Fw olarak bir fonksiyon vermiş. Sonra da böyle bir limit vermiş. Tabii ki burada aslında biz bu limiti hesaplamayacağız. Çünkü eğer bu limite dikkatlice bakarsanız bu f üssü w eksi f üssü 2 bölü w eksi 2 demiş. Şimdi bunu eğer şöyle yazsaydı limit w 2'ye giderken f w eksi f 2 bölü w eksi 2 deseydi bu size daha tanıdık gelecekti. Bu sizin f'in w eşittir 2'deki türevi. Şimdi buna bakarsak bizim soruda ne sormuş? F yerine F üssü W koymuş. Ama geri kalan her şey aynı. O zaman aslında bize şunu söylüyor. F üssü fonksiyonunun W eşittir 2'deki türevi. Yani aslında burada dediği şey F'in ikinci türevi 2'deki. Bizden istediği şey bu. Bakın burada f yazdığında direkt olarak f üssünü buluyoruz. Burada f üssü yazdığında o zaman f 2 üssünü bulacağız. Yani yapacağımız tek şey şuradaki bu basit türevi almak. Önce f üssü w 8 w üzeri 7 eksi 2. Sonra bir daha türev yani f 2 üssü w o da 56 w üzeri 6. Şimdi ne yapacağız? Sadece burada 2'yi yerine koyacağız. 56 çarpı 2 üzeri 6 ki o da 56 çarpı 64'tür. Sonuç bu işte 56 ile 64'ü çarpmıyorum bile. İşte bulduk. Bu örneğimizde diyor ki birinci ve ikinci türevlerinin var olduğunu kabul ederek d kare bölü dx kare fx çarpı gx için bir formül geliştirelim. Şimdi biz d bölü dx'ini biliyoruz bunun değil mi? Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Burada bizden benzer bir formül yazmamızı istiyor ama ikinci türev için formül yazmamızı istiyor. Şimdi o zaman birinci türevle başlayalım. D bölü dx fx çarpı gx. Hemen bildiğimiz kuralı yazalım. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Şimdi ne yapacağız? Biz bu d kare bölü dx kare fx gx diyorsak aslında yapacağımız şey bizim şuradaki yukarıda yazdığımız türev ifadesinin yani şunun bir daha türevini almak. Yapacağımız şey bundan ibaret. Şimdi o zaman bunun türevini alırken nasıl yapıyorum? Bir kere arada toplama olduğuna göre şöyle yavaşça yazayım. D bölü dx. Şurada aynısı tutuyorum tabii ki. Artı bir daha d bölü dx. Tamam. Şimdi buraya çarpımın artık kuralını yazabilirim tekrar. Neydi? Birincinin türevi. O zaman buraya şunun için yazarken yazacağım şey f2 üssü x olacak. Çarpı ikinci artı ikincinin türevi yani g üssü x çarpı birinci. Birincisi zaten orada f üssü x olarak duruyor. Bu tamam. Şimdi artı o zaman bu ilk parça bitti. Diğer parça için yani şurası g2 üssü x d2
Değil mi? G üssü x'in türevi, birincinin türevi çarpı ikinci fx artı ikincinin türevi yani fx'in türevi f üssü x çarpı birinci yani g üssü x. İşte bitti. İşte klasik tipteki sorularda. Cos x'in çift türevlerinin eksi 1 üzeri n çarpı cos x olduğunu görelim diyoruz. Yani burada da bakalım biz bu aynı gösterimi kullanalım. Yani d bölü dx cos x ile başlayalım. Bu ne oluyor? Tabii ki eksi sin x oluyor. Ama bu sonuçta birinci türev. Bakın şimdi d kare bölü dx kare dediğimizde o zaman ne oldu? Bakın bizim bunun istediği bu çift türevlere geldik. Yani ne yapacağız? Burada cos x dediğimizde aslında yapacağımız şey d bölü dx eksi sin x. Yani birinci türevden gelen sonucun bir daha türevini alıyoruz. O da ne oluyor bize? Eksi cos x oluyor. Şimdi istediği forma uyuyor mu? Bakalım. Bu nedir bizim için? Eksi 1 üzeri 1'dir. Ve bizim için burada acaba eksi 1'in üzeri gerçekten de n yaptı mı? Şimdi burası n oluyor gerçekten de. Neden? Çünkü 2n dediğine göre 2 çarpı n. Burası 2 olduğuna göre 2 çarpı 1 gerçekten de tuttu. O zaman türev ikinci derece iken ne oldu? Eksi 1 üzeri 1. Yani bizim n burada tuttu. Şimdi üçüncü türeve bakalım. Her ne kadar bununla ilgilenmiyorsak da dördüncü türevi bulmak için buna ihtiyacımız var. Bu da nedir? Eksi cos x'in türevini aldık, sin x çıktı. Şimdi dördüncü türev, bununla ilgileniyoruz asıl. O da cos x çıktı. Cos x'i yazarken nasıl yazacağız burada? Şöyle yazacağız bakın. Eksi 1'in karesi çarpı cos x diye. Çünkü burası eğer 2n ise, bakın şurası. Eğer bu 2n ise, n'e ne düşüyor? 2 düşüyor. Bakın burası da n. Gerçekten de 2. O zaman bizim türev dördüncü derecedenken yine tuttu bu. Beşinci türev, o da ne olacak? Eksi sin x. Ve altıncı türev, o da eksi cos x. Peki bu eksi cos x'te, şimdi eğer bu bizim için, şurası bizim için 2n ise, n'in ne olması lazım? 3 olması lazım. Gerçekten de bakın buradaki bu eksi 1'i ben eksi 1 üzeri 3 diye yazabilirim. İşte bakın n. Burası da kosinüs x. Yani yine buradaki bu bizim yazdığımız duruma uydu. Şimdi bunu zaten görelim diyor. Hani bu şekilde açılacak diyor. Bunu gösteriniz demiyor. Çünkü bunu gösterebilmek için burada tüme varım kanıt tekniğini falan kullanmak lazım. Doğru dürüst bir şey yapacaksak öyle bir şey zaten beklenmez kalkülüste de. Yani bu şekilde gidiyor. Biz de görüyoruz. Evet, çift köklerde eksi 1 üzeri o kökün yarısı kadar bir değer alıyor. Yani 6 ise işte 3 oluyor. 8 ise 4 olacak gibi. Bu şekilde gidiyor. Bakalım bu örneğimiz ne diyor? Yine klasik tipteki örneklerden. Y eşittir cos x'in 29. türevi nedir? Tabii ki burada 29 kez türev almayacağız ama bu türevlerin bir döngüsü var. Biz o döngüyü keşfedeceğiz. Şimdi başlayalım türevlere. Önce bir y üssü diyelim. Tabii ki eksi sin x. Y2 üssü eksi cos x. Y3 üssü yani 3. türev sin x. Değil mi? Çünkü cos x'in türevi eksi sin x. Bir eksi daha var. Artı sin x yaptı. Ve y artık 4 şöyle gösterelim. 4. türev cos x. Şimdi bakın cos x'e geri döndü gibi gözüküyor. Bakalım ben diyorum ki 5. türev eksi sin x olacak. Şimdi bakalım şuna. Y üzeri 5. Cos x'in türevi eksi sin x. Bakın gördünüz mü? Gerçekten de buradan döndü birinciye. Bakalım şimdiki ikinciye dönecek bence. Y üzeri 6 yani 6. türev eksi cos x. Bakın o da buraya döndü.
Hadi artık buraya gelmişken biraz daha yapalım. Yedinci türev. Eksi eksi artı sin x. Bakın o da buraya döndü. Artık bu belli ne yaptığı. Bunun döngüsü 4'te var. Yani döngüsü 4. 4 kez türev alındıktan sonra başa dönüyor. O zaman şimdi biz ne yapacağız? 29. türevi bulacağız. 28. türevi hemen söyleriz. Cos x'in kendisidir. Yani f üzeri 28 x cos x'tir. Neden böyle dedim? Çünkü 28 bizim 4'ün katı. O zaman siz türev almaya başlıyorsunuz. 4. türeve geldiniz cos. 8'e geldiniz tekrar cos. 12'ye geldiniz tekrar cos. Bu şekilde gidiyor. 28'e geldiğinde de cos x olacak. O zaman şimdi bu türevlerden bakalım. Biz 29'u istediğimize göre, yani cos x'ten sonra olan türev hangisi? Bakın burada eksi sin x. Yani bu durumda f 29 x bizim için eksi sin x olacak. İşte çözümümüz. Bunlar da alıştırmalarımız. 1, 2, şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.